Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah Celle Celaluhu, Kur'an'ın hidayetinden inşallah bugün de bizi nasiplendirecek. Rabbim bunda bizi muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, maddi ve manevi kıblemizi iyi tespit etme, bu hususta dün Peygamberimizin karşısına dikilen Yahudilerin olumsuz propagandalarına maddi cihetinden Beyt-i Makdis'ten Kabe'ye döndüğü zaman kopardıkları yaygaraya aldırmama, bugün de yine kıblemize sahip çıkma, yönümüzü Mekke'ye, Beytullah'a, o emin beldede indirilen Kur'an-ı Kerim'e, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ona inen Kur'an, onun Kur'an'ı beyan eden, uygulayan aziz sünnetine çevirme işine devam edeceğiz inşallah. Allah kıblesini şaşıran, iki kıble arasında buna mı gidecek, ona mı gideceğini şaşıranlardan eylemez. Müzebzebine beyne zalik, ne ondan ne ondan, bir ora bir bura, bir onu düşür bir düşünür. İki köy arasında kalmış kerp gibi. Böyle bir hikaye anlatırlar. Detaylarına girmeyelim. Zamanımız kıymetli. Şaşkın kalmaktan Allah hepimizi korusun. O yüzden bizim Kabe'miz, kıblemiz, bizim maddi kıblemiz nasıl ki Kabe'miz, Beytullah, manevi kıblemiz de İslam'dır, Kur'an'dır, Peygamberimizdir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim hayat tarzımız, hal ve gidişimiz, yaşayışımız, şahsen, kişisel olarak ahlakımız, karakterimiz, ilkelerimiz, inançlarımız, kanunlarımız, hatta görgü kurallarımız, bu kıblemizin aydınlığında kaynaklanır elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, dün Peygamberimizi çok iyi bildikleri halde, kıblesinin de Kabe olacağını çok iyi bildikleri halde Peygamberimizin karşısında kudurmuş bir vaziyette propaganda yaparak İslam ile savaşan insanlar vardı. Bugün de Müslümanların yeniden İslam'a dönmesini, yeniden kendi ekseninde olmasını, eksen kayması gibi gösteren, Müslümanları Batı uygarlığının kölesi durumuna düşürmek isteyen insanlara karşı daha dikkatli ve şuurlu olmalıyız inşallah. Allah Celle Celaluhu 150. ayeti kerimede buyuruyor ki Bismillah ve min haythu kharajta, her nereye çıkacak olursan ol, nereye yönelecek olursan ol, fevelli çevir ve çeke yüzünü şatral mescidil haram, mescid-i haram tarafına doğru. Ve haythu ma kuntum, nerede olursanız olunuz, ve vellû, çeviriniz vucuhaküm, yüzlerinizi şatrahu, o yana doğru. Beytullah'a, Kabe'ye. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ, insanların aleyhinizde bir delil, bir kanıt olmaması için. لِأَلَّا يَكُونَ, olmasın. لِلنَّاسِ, insanlar. Kimdi bunlar? Yahudiler. Aleyküm hucce, aleyhinize bir delil oluşturmaya çalışıyorlardı. Yani diyorlardı ki, hem bizim kıblemize yöneliyorsun namaz kılarken, hem de bizim peygamberimize tabi olmuyor, bizim kitabımız Tevrat'ı kabullenmiyorsun, bizim dinimize gelmiyorsun. Kurtulmak için Yahudi olacaksın diyorlardı. Hristiyanlar da benzer sözler söylüyorlardı. İşte bu inatçıların, bu zalim insanların böyle söylememeleri için gerçek kıblene yönel Habibim. İllellezine zalemu minhum, onlardan zalimler müstesna. Çünkü o zalimler kendilerine de zulmediyorlar. Efendim, insanlara da zulmediyorlar. Hakikata, hakka da zulmediyorlar. Çünkü nasıl zulmediyorlardı? Bile bile, hakkı bile bile ketmediyorlar, gizliyorlardı. Böylece hem kendilerini o hakikattan, haktan mahrum ediyorlar, hem de bir kısım insanları etkiliyorlar.
onların mahrum kalmasına sebep oluyorlardı. Fela tahşafım, onlardan korkma. Onların yaygaraları büyük. O gün Yahudilerin elinde çok güçlü bir propaganda aracı vardı. Ekonomi de ellerinde bulunuyordu. Bir kısım insanların beyinlerini yıkamıştı. Gerçekten de ilim ve kültür cihetinden müşrik putperest Araplara da üstündüler. O yüzden bunların karşısında Araplar aşağılık duygusu içerisinde bulunuyorlar ve siz bizden daha iyi bilirsiniz bu dinli kitabı, Allah aşkına söyleyin, bu Muhammed hak peygamber midir? Yani bu, ben de peygamberim diyor, bir kitap getirdim diyor, doğru mudur? Biz bilmiyoruz, siz daha iyi bilirsiniz diye sorarlardı. Mekke'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ta Medine'ye kadar gitmişler ve sormuşlardı onu. Ve onlar da işte o zamanlar, henüz Peygamberimize doğrudan karşılaşmadıkları zamanlar, hicret öncesinde ona 3 tane soru sorun. Bu 3 soruya şöyle 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 cevap verirse o bir peygamberdir. Onunla mücadele edemezsiniz. Savaşırsanız mağlup olursunuz, mahvolursunuz. Yok, cevap veremezse o bir şarlatandır. Ona uymazsınız demişlerdi. Onlar da geldiler peygamberimize, aldıkları gibi sattılar. Peygamberimiz de yarın bunların cevabını size veririm dedi. Kehf suresinin iniş sebebine bakın değerli kardeşlerim. Fakat peygamberimiz inşallah demedi. Halbuki Allah dilerse inşallah demek lazım. Kehf suresinin içerisinde bu tembih Müslümanlara yapılıyor. İleride yapacağınız bir işten dolayı inşallah deyiniz. Cenab-ı Allah dilerse olur. Maşaallahu kan ve malem yeşerlem yakın. Allah'ın dilediği olur, Allah'ın dilemediği olmaz. Peygamberimize Cenab-ı Allah böyle bir uyarıda bulunmak için efendim 15 gün vahyi erteledi. Bir türlü vahiy gelmiyordu. Peygamber Efendimiz de buna üzülüyordu. Tabi Mekkeli müşrikler de, hani cevap verecektin bize, nerede kaldı senin cevabın, yoksa Rabbin seni terk mi etti diye böyle laf atıyorlardı. Duha suresinin geliş sebebinin de böyle bir vahyin kesilmesi olduğu anlatılır. Allah Celle Celaluhu orada da وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni ne terk etti ne de sana canı sıkılıp kızdı. Hayır, öyle bir şey yoktur diye ayetler devam ediyordu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları neydi orada? Ruh'tan soruyorlardı, Zülkarneyn'den soruyorlardı. Bir de Hazreti Musa'ya yoldaşlık eden, kendisine Allah katından ilim verilmiş, ilm-i ledün sahibi insanı soruyorlardı. Bizim kitaplarımızda Hızır Aleyhisselam diye meşhur olan o mübarek zat, Kur'an'da adı geçmez. Ve Peygamberimiz sordukları bütün soruların cevaplarını onlara gecikmeli de olsa vermişti. Böylece Peygamberimizin hak peygamber olduğu açığa çıkmıştı. Buna rağmen onlar iman etmediler. Sonra Peygamberimizle karşılaştıkları zaman bu Yahudiler de Peygamberimize maalesef iman etmediler. İşte bu zulümdür. O yüzden illellezine zalemu minhum, onlardan zalimler müstesna diyor. Zalimler peygamberimizin kıbleye yöneleceğini biliyorlardı kendi kutsal kitaplarında. Ama buna rağmen propaganda yapıyorlardı. Sen nasıl bir peygambersin diyorlardı. Hak peygamber olduğunu söylüyorsun, dün buraya bugün buraya dönüyorsun. Fırıldak gibi dönüyorsun. Dünkü namazlarınız ne olacak sizin? Hem Hazreti İbrahim'e sahip çıkıyorsun, hem Hazreti İsa'ya, Musa'ya sahip çıkıyorsun, hem de onların kıblesinden yönünü çeviriyorsun. Bu nasıl iş diye propaganda yapıyorlardı. Değerli kardeşlerim, bugün de Müslümanlar yönlerini batıdan çevirseler doğuya, yani kıbleye, batı medeniyetinden ve onların kültür kaynaklarından terk edip kendilerini yeniden Kur'an ve sünnete dönseler, onların kanunlarını atıp sizin olsun deseler Avrupa'ya, yeniden Allah'ın kanunlarına dönseler, yani maddi olduğu gibi manevi kıblelerinde Beytullah yapsalar, bugün siz kopacak yaygarayı az çok hesap ediyorsunuz değil mi? Ne yaygara koparırlar? Nasıl bağırır çağırırlar?
bir tapın malımız Fatih'in kılıç hakkı olan Ayasofya'nın açılması konusunda bu kadar vaveyla koparanlar, acaba Türkiye tamamen yönünü zorla çevirdiği, cebirle, şiddetle, döve döve, söve söve, öldüre öldüre bu milleti zorla Batı medeniyetine çevirdiler. Biz artık demokrasi var. Halkın iradesi madem ki geçerli, biz İslam istiyoruz kardeşim. Biz yönümüzü Kur'an ve sünnete çeviriyoruz. Artık bizim kanunlarımız Avrupa'dan alınmasın. Kur'an ve sünnetten kendi alimlerimiz çıkarsın. Çağın sorularını Allah Celle Celaluhu elbette ki daha iyi bilir. İnsanı yaratan Allah. Biz İslam'a dönüyoruz deseler, kopan fırtınayı hesaplayabiliyorsunuz değil mi? Sokaklarda, Türkiye'de Avrupa ayağa kalkar da Türkiye'de sokaklarda yürüyenlere mi bakarsınız? İslam istemiyoruz, şeriat istemiyoruz diyenlere mi bakarsınız? Efendim, üniversitelerdeki feryada mı bakarsınız? Efendim, Türkiye'nin şişman kedileri, kaymağını yiyen o sanayici iş adamları, efendim adlarını söylemek istemiyorum, onlara mı bakarsınız? Efendim, anayasal kurumlara mı bakarsınız, medyaya mı bakarsınız? Yani kopacak bu aveylayı hesap edebiliyor musunuz? Bugün ben de Müslümanım diyen insanlar, gerçek manada Kur'an ve sünnete dayalı bir hayatı hakim kılmak için ülkemize maalesef karşı çıkıyorlar. İşte bu karşı çıkan insanların, bu karşı çıkmak bir cehalettir. Bu bir küfür alametidir. Siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama bu yaptığınız yanlıştır. Kardeşim, bu yanlıştan vazgeçeceksiniz diye bunlara sürekli söyleye 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 hem bir kısım insanların zihnini ve direnişini yumuşatmak hem de yeni gelen nesli bu inançla yetiştirerek ülkede çoğunluğu sağlamak, fikrin hakim olmak için çaba sarf ediyoruz, gayret edip duruyoruz. Allah Celle Celaluhu bizleri layık eylesin. Biz layık olsak elbette ki bir vakti saati de vardır ama Allah'ın da bir hesabı kitabı vardır muhakkak, bir kaderi vardır ama yani bu iş neticede neye bakar? İslam davasına sahip çıkan insanların gerçekten davalarını önce kendilerinin bilme, ihlas ve samimiyetle yaşamalarına, onun ahlakını üstlerinde göstermeye bak. Bir millet kendi özünde değerler ona bakmalı. Kendini değiştirmedikçe Allah değiştirmez. Ama iyiyle ama kötüyle. Biz bu toplumda bir değişiklik istiyorsak, o istediğimiz değişiklik ki biz İslam diyoruz, onu kendimiz öğrenmeli, kendimiz yaşamalı. Kendimiz etimize, derimize, kemiğimize, kanımıza, ilimize sindirmeli. Ve böyle yüzümüze bakan herkese şeklimizle, şemailimizle, ruhumuzla, sözümüzle, davranışımızla, karakterimizle, ahlakımızla İslam'ı tebliğ etmeliyiz. Ve bizdeki azmi, iradeyi, cesareti ve cihat gayretini gören insanlar bu insanlarla baş edilmez diyerek pes etmelidirler. Evet değerli kardeşlerim, kıble önemlidir. Maddi kıble, manevi kıble. Onun için dünyanın neresinde olursanız olun, insanların yaygarasına aldırmayın. وَلَا تَخْشَوْهُمْ Onlardan korkmayın. Onlardan çekinmeyin. وَخْشَوْنِي Benden çekin. Benden korkun diyor Allah Celle Celle. Efendim biz yönümüzü, kıblemizi Kabe'ye çevirirsek, efendim inancımızı, ibadetimizi, kanunlarımızı, sosyal hayatımızı, kültürel hayatımızı, ilim hayatımızı, görgü kurallarına varıncaya kadar İslam'dan alırsak dünya bize nedir? Ne dese desin ya. Ne dese desin. Ne derler? Müslüman olmuş derler. Kötü mü olur? Bize ne derler? Adamlara bak, Müslüman olmuş derler ya. Kur'an diyorlar, sünnet diyorlar, peygamberin izi diyorlar. Halbuki biz başka insanların izinden gitmeye davet ediyorduk. Bunlar ne yapıyorlar? Ne diyecekler? Gericilik diyecekler, yobazlık diyecekler, çağdışılık diyecekler, örümcek kapalılık diyecekler. Demediler mi? 100 senedir bize böyle söylüyorlar. Hiç aldırmayın. Kem söz sahiplerini dedi. Hiç aldırmayın.
Fela tahşavum. Onlardan korkmayın. Size biraz zarar verebilirler belki, o kadar. O kadar. O da Allah'ın sizi imtihanıdır, denemesidir. Önümüzdeki yakın derslerimizde Cenab-ı Allah Müslümanları nasıl bir imtihana tabi tutup nasıl bir denemeden geçireceği anlatılacak inşallah. Bu ayetlerin bir sayfa ötesinde o ayetler var. İsteyen kardeşlerimiz hemen dersin bitiminde o ayetlere bakabilirler. Biz de ileride gündemimize getireceğiz inşallah. Demek ki İslam'ı istemiyor diye insanlar ayağa kalkarak bize her türlü kötülüğü yapabilirler. Dün peygamberimizle dalga geçtiler. Alay ettiler. Adam yerine koymayı küçümsediler. Sonra tehdit ettiler. Sonra küfrettiler. Sonra vurdular, düşürdüler. Sonra öldürdüler. Sonra vatanlarından sürdüler. Ambargo koyup aç bırakmaya kalktılar bütün Müslümanları. Kuşatma altına aldılar. Yaparlar. Ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bugün de Müslümanlar tekrar özüne dönmek isterse, kendi medeniyetlerine dönmek isterlerse, önce ekonomik silahla vurmak isterler. Ekonomilerini bozarlar. Ta ki dava olarak zihnen yetişmemiş, geri kalmış, efendim gözü dünyada, ahireti görmeyen, Allah Celle Celaluhu'nun kadri kıymetini bilmeyen, peygamberin kadri kıymetini bilmeyen insanlar aç kalınca feryat etsinler ve bu Müslümanlara desteklerini çeksin. İlk yapacakları ambargo koymak ve insanları perişan etmek. Sonra işlerine terörist almak, kışkırtmak, birbirlerine vurdurup kırdırmak. Yaparlar. Bunda da çok ustadırlar. Ama bu tuzakları da Müslümanlar bunlara hazırlıklı olarak bilinçli bir şekilde İslam kardeşliğiyle aşabilirler. Bunun da başında Allah'a tevekkül, Allah'a itimat, sadece Allah'a boyun eğme, korkulacaksa Allah'tan korkma ve zaferi de Allah'tan istemeyi yatar yani. Veli ütimme nimeti aleykum. Ben de üstünüzdeki nimeti tamamlamak için böyle yaparım diyor Allah. Onlardan korkmayın, benden kork. Benim kıbleme yönelin. Gerisini bana havale edin. Rızk Allah'ın üstünedir. Ve leallekum tehtedun. Hidayete ermeniz, doğru yolu bulmanız için. Öyle. Böyle hidayet edersiniz. Yani bu emperyalist kafirlerden, sömürülerinden, zulümlerinden, sizi ezmelerinden ancak kendiniz olursanız kurtulursunuz. Dün Osmanlı'da bir kısım insanlar batılılaşma ile ilgili kitapları yazarken araştırmıştık. Şöyle düşünmüşler. Ya biz bu Avrupa karşısında mağlup olmaya başladık. Efendim ordularımız durmadan yeniliyor. Biz niye burada mağlup oluyoruz da afalladılar. Önce çok gururlu, kibirliydiler. Bir de mağlup olunca tam tersi bir aşağılık duygusuna düştüler. Ve iki tip şey fikir belirmeye başladı. Bir, yahu biz efendim gelişmiş bu adamlar, bunların yolundan gidersek biz de gelişiriz. Terakki ederiz, öyleyse Avrupalılaşmamız lazım, batılılaşmamız lazım dediler. Bir kısmı da ya biz bunlardan yana olursak, bunların safında olursak, bunların dostu olursak, dostumuz diye bize acırlar. Bizi vurmazlar, bizi öldürmezler, bizimle savaşmazlar. Böylece rahat ederiz dediler. Zavallılar. Ne dinlerini biliyorlar, ne tarihlerini biliyorlar, ne sosyoloji biliyorlar, ne de psikoloji biliyorlar. Sen kafiri dost edilirsen o seni dost edinecek. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar sen kendi dinlerine giymedikçe razı olmazlar. Hristiyanlar Hristiyan olmazsan razı olmazlar. İstersen Yahudi ol. Yahudiler de sevmez hakiki Hristiyanlar. Yahudiler Yahudi olmazsan seni sevmez. İster Hristiyan ol, ister Müslüman ol. Sevmezler kardeşim. Zaten Yahudi de olamazsın ki. Niye? Yahudilik ırka ait bir dindir. Yahudi olmak için Ben İsrail sülalesinden geleceksin. Yahudi'ye olsan onun emrinde sırtına bineceği bir eşek olursun. Zaten onlar, Allah bizi özel yarattı. Yahudinin dışındaki insanlar Allah'ın üstlerine binip hizmetlerini görmesi için yarattığı eşeklerdir diyorlar. Bunu saklamıyorlar ki.
Adam yerine de koymuyorlar yani. Biz onların dostu olursak, onlar bize yardım ederler, bizimle savaşmazlar, bize destek verirler. İşte ekonomik gelişim. Bunlar ne kadar zavallılıktır ya. Sonra dünküler böyle söylediler. Bugün görüyorsunuz işte. Yahudilerin ve Hristiyanların ittifak yaparak Müslümanları, neokonlar ya da yeni uydurdukları bu efendim bir kısım batıl mezhepler Yahudilikle Hristiyanlığı birleştirmeye yarıyor. Evangelik diyorlar. Aslı yok, asları yok, uydurmuş, başını almış gitmiş. Neden? Çünkü arkalarında Siyonizmin desteği var. Beynelmiler, paranın, karanlık güçlerin desteği var da ondan yani. Her neyse. Değerli kardeşlerim, Allah doğru söylüyor. Dinimizi terk edip onların dinine girmedikçe. Girseniz ne olur? Bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu İspanya'da Müslümanlar mağlup olunca kaçanlar kaçabildi, kaçamayanlar orada öldürdüler. Ateş yakıp, birden içine atmadılar. Köz yapıp, yavaş yavaş kebap olsunlar diye içine attılar. Dinlerinden dönmeyenleri yaktılar. Dininden dönenleri de hala çingene muamelesi yapıyorlar. İnsan yerine koymuyorlar. İkinci, üçüncüsü de vatandaş insan yerine koyuyorlar. Kendilerine denk saymıyorlar. Bunlarda öyle ırkçılık var ki aklımız almaz. Çünkü biz onu bilmiyoruz ki. O havalarda değiliz. Ama bunlar böylesine bir ırkçı insanlardır yani. O yüzden dünya hayatının rahatı, mutluluğu da Allah'a dönmektir. Kıblemizi bulmaktır. Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Sadakallahul azim. 151. ayeti kerime Bakara suresinden. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu nasıl yolumuzu aydınlatıyor? Nasıl bir projektörle bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor? Kema ersennâ fîkum rasûlen minkum. Siz ey cahiliye Arapları, nasıl bir cahiliye içerisindeydiniz? Nasıl bir zulüm içerisinde, nasıl bir fakirlik, yokluk içerisindeydiniz? Karnınızı doyurmak için nasıl yağmacılık yapıyordunuz? Nasıl bir cahiliyet içerisindeydiniz ve Yahudilere giderek biz bilmiyoruz, siz bilirsiniz diye soru soruyordunuz. Size uzun uzun anlatmayalım bu cahiliye bataklığından, bu fuhuştan, bu zinadan, bu kız çocuklarınızın ileride kadın olursa rezil olur, yüzümüzü karartırlar diye diri diri gömecek kadar azmıştınız yani, kudurmuştunuz yani. Böyle bir durumdan Allah kema arsalna fikum rasulen minkum, içinizden ve sizden, kavminizden, sülalenizden, dilinizi konuşan, sizin ırkınızdan bir insanı Resul gönderdi. Allah'ın şu nimetine bakar mısınız? O Resul içinizden birisi. Size şefkat ve merhamet ediyor. Yabancı değil. Yabancı olsa umurunda mı olur dersiniz. Kendinizden birisi. Yetlu aleykum ayetine. Size ayetlerimizi okuyor. Kur'an gibi kurtarıcı ayetlerimizi de okuyor. Bu Cenab-ı Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve yüzekkikum, ve sizi tezkiye ediyor. Siz ona uymakla görüyorsunuz ki içkiden, fuhuştan, zinadan, katillikten, ırkçılıktan, haksızlıktan, her türlü pislikten sıyrılıp çıkıyor. Tertemiz bir Müslüman oluyorsunuz. Ve yuallimukumul kitap, size kitabı öğretiyor. O kitap Kur'an-ı Kerim'in içerisinde öyle ayetler var. Yerlerden bahsediyor, göklerden bahsediyor. İnsan fıtratından, psikolojiden, sosyolojiden bahsediyor. Hukuktan bahsediyor. Ve vel hikme, size hikmeti öğretiyor. Bu Kur'an'ın yanında o Kur'an'ın bir açıklaması, bir uygulaması olan yine Allah'tan aldığı vahiy ile ilhamla sizlere anlattığı sözleri var. Sünnet-i seniyyesiyle o sizi bir öğretmen olarak yetiştiriyor. Sizi cehaletten kurtarıyor, ahlaksızlıktan kurtarıyor, maddi fukaralıktan kurtarıyor. Ve yuallimukum, sizlere öğretiyor, ma lem tekunu ta'lemun, daha evvel hiç bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. Siz yeryüzünün en cahil insanlarıyken yeryüzünün en alim, en saygın insanlara haline geldiniz.
bunun şükrünü biliyor musunuz? Bilmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, önce anlatılan bir gerçeğe bakalım. Burada. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kavme peygamber olarak gönderildi. Bu Allah'ın sadece o kavme değil, oradan başlayarak kıyamete kadar bütün insanlara verdiği en büyük nimetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesi insanlık tarihinde Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Yani onun getirmiş olduğu yukarıda anlatılan o şeyler var ya, o içinden bir gelen bir peygamberin ayetleri okuması, onları tezkiye etmesi, onlara kitabı öğretmesi, onlara hikmeti öğretmesi, onlara bilmedikleri şeyleri belletmesi ve onları o cehalet bataklığından alıp bir yüce insanlık seviyesine eriştirmesi sadece Araplara mahsus değil, kıyamete kadar bütün insanlara mahsustur. Bütün insanlara gönderilmiştir. Çünkü bu Kur'an kaybolmamış. Bugün bu kitabı okuyan ve bu kitabın yanında hikmeti, yani peygamberimizi okuyan, onun sünnetini okuyan, onun hadislerini okuyan, onun izinden giden insanlar, böylece Allah'ın rızasını ve sevgisini bulan insanlar kıyamete kadar o nimetlere mazhar olacaklardır. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Kurtuluş Hazreti Muhammed'in izindedir. Marx'ın izinde, Lenin'in izinde, Adam Smith'in izinde, Mussolini'nin izinde, Hitler'in izinde ya da falan kafirin, filan kafirin izindedir kurtuluş diyen insanlar yalan söylüyorlar. Müslüman şuna kesin olarak inanmalı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah kurtarıcı dinini, kitabını bu Hazreti Muhammed aracılığıyla gönderdi. Ve kurtuluş ondu. Ona ittiba edin, ona itaat edin diyor. Kurtuluşun başka yolu yok. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Sizi yaratan Allah yerleri ve gökleri yarattı, sonra sizi yarattı ve her şey sizin emrinize amade kıldı. Sizi seviyor. Siz de Allah'ı sevecekseniz Hazreti Muhammed'e ittiba edeceksiniz. Kul in kuntum tuhibbunallah. Siz Allah'ı seviyorsanız nasıl sevmezsiniz? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diyen siz değil misiniz? Allah'ın bu kadar nimetlerini yiyip içip de Allah'ın hatırını saymamak mümkün değil. İyi bilin ki Allah'ın hatırını sayabilmeniz için in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni, peygambere ittiba etmeniz lazım. Yuhibbukumullah, Allah sizi sevsin. Kurtuluş buradadır değerli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah ve peygamberin emriyle sizlere emreden insanların buyruklarına itaat edin. Bir kere bunun farkına varın yani. Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim çok büyük bir nimettir. Bir kurtuluş vesilesidir. Sonra bu ayeti kerimede Allah'ın rahmeti ve inayetini hak etmenin yolu anlatılıyor. Nedir bu? Yahudiler diyorlar ki atalarımız işte Allah'ın sevdikleriydi. Kurtuluş için bize gelin. Ya atan başka, sen başka olabilirsin. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız size. Kur'an-ı Kerim'de çok yakında görmüştük. Tilke ümme. Onlar kendi başlarına bir ümmettirler. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız kendinize. Yani ataların hak etmesi torunların da hak ettiğini göstermez. O yüzden ırkçılar ve bunların başında gelen Yahudiler insanları aldatıyorlar. Aldanmamak lazım kendi değerli kardeşlerim. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti, onu tanımak, onun peygamberliğini tanımak, onun tebliğ ettiği ayetlerden dersi almak, hayatta bize lazım olan her türlü ilmi oradan almak, inanç, ibadet, hukuk, muamele, helal haram bilgileri, ahlak bilgileri, görgü kuralları, medeniyet, hepsini
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den almak. Ve onun ene bu işte muallimen, ben bir muallim, bir öğretmen olarak gönderildim diyor. Rahle-i tedrisinden geçmiş sahabe örneği. Öylesine güzel insanlar haline gelmek. Çünkü sadece bilgi yetmiyor. Onu bir de içselleştirmek, özümsemek, yürekten, içten samimiyetle yaşamak gerekiyor. Ahlakımızı da güzelleştirmek gerekiyor. Yani. Çok ibadet etmek de önemli değil. İbadet edersen sonra da bir ahlaksızlıkla devirip dökersin. Kuyu da güzelleştirmek. O bakımdan değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tanıdıktan sonra onun tebliğ ettiği ayetlerden dersimizi alarak, ilhamımızı alarak ruhumuzu arındırmalı, ahlakımızı güzellendirmeli, yolumuzu öyle çizmeliyiz. Allah'ın yoluna girmeliyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti, yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetini, tabi o bir tefsir, onun dışında insanların her çağda öğrendikleri o çağın ilimlerine göre dirayet tefsiri dediğimiz rivayet tefsiriyle beraber dirayet tefsirini de bunun içine dahil edebiliriz. Yani kendi çağımızın bilgileriyle Kur'an-ı Kerim'i yeniden yorumlamak, bilmeyip de öğrenmemiz gereken her ne varsa ilim için gayret edip öğrenmeye çalışarak kendimizi geliştirmeliyiz. Sadece ilimde de kalmamalı. İlmi ibadetle, güzel ahlakla irfana dönüştürmeliyiz. Vicdana dönüştürmeliyiz. Dönemindeki insanların o cehaletinin sebebi neydi? İnsanlar bu kadar geri kalmışlardı, cahil kalmışlardı, ahlaksızlık içerisindeydi. Sebebi neydi? Allah'ın nurundan mahrum kalmalarıydı. İnsanın kendi nefsiyle baş başa kalmasıydı. İnsan kendine kalırsa hayatta yaşamasını bilmiyor. Ama gelin bu çağın insanına, Allah ile savaşarak Allah'ın kanunlarına karşı özgürlük savaşında bulunuyorlar. Biz tanımıyoruz diyorlar. Yarattıysa yarattı, gökte otursun, hayatımıza karışmasın diyorlar. Biz yeryüzünün idaresini kendi irademizle yapacağız diyorlar. Kanunlarını kabul etmiyoruz diyorlar. Biz hayatımızı din dışı yaşayacağız diyorlar. Dine bağlı kalmadan özgürce ve kendi istediğimiz gibi yaşayacağız diyorlar. İşte laiklik budur, işte sekülerizm budur. Allah'ı kale almadan bireyin, ailenin, devletin, toplumun hayatını devam ettirmesidir. Devlette Tanrı olmayacak. Tanrı'nın ayetleri olmayacak. Yargıda olmayacak. Mecliste olmayacak. Yürütmede olmayacak. Siyasette olmayacak. Allah'ın kanunları nerede olacak? Vicdanın derinliklerinde. Orada. Köhne karanlıklarda hapis olacak. Dilinle bile söylemeyeceksin. Kim söylüyor size bunu ya? Bir de Müslümanlara bunu öğretmezler mi? Din bir vicdan işidir diye. Ne vicdanı ya? Vicdanda olan dinin senin ne haberin olacak? Benim vicdanımda bir din olup olmadığını put gibi böyle durursam dışarıdaki nasıl bilecek? Bu vicdanımda olan, kalbimde olan, dilimle söylenecek, buna ikrar diyoruz. Bu azalarımda yaşanacak. Ailemde görecek, toplumda görecek, mektepte görecek, mahkemede görecek, devlette görecek, dış politikada, iç politikada görecek, harpte görülecek. Harbe girerken Allah'ın kanunları geçerli olacak. Hak eden öldüreceksin. Hak etmeyen yaşlıyı, kadını, çocukları öldürmeyeceksin. Gerekmiyorsa ağaçları kesmeyecek, yakmayacaksın. Hiçbir canlıya zarar vermeyeceksin. Üstüne böyle atom bombası, varil bombası, kimyasal bombaları atmak ancak kafirlerin işidir. Kendilerini bu küfürden kimse kurtaramaz. Allah'a bağlı kalmadıkça. Bizi bu tür küfürden ve böyle insanlık dışı işlerden kurtaran Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bize kitabı ve hikmeti öğretmesiyledir. Değerli kardeşlerim,
insanlık bugün bir asr-ı saadet tecrübesi yaşadı. Sonra da Osmanlı'ya kadar bir İslam tecrübesi yaşadı. Bugünkü Osmanlı'yı yıkan o insanlar yeryüzüne hakim oldular. Acaba yeryüzünün barışında, huzurunda, adaletinde, insanlığında, yardımseverliğinde Osmanlı'nın seviyesiyle kendi seviyelerini bir kıyaslasınlar. Ne kadar geridirler. Osmanlı'nın yanında ne kadar ilkeldirler. Ve mazlum milletler Osmanlı'yı ne kadar arıyor. Ah Osmanlı diye saçını başını yoluyor, ağlıyorlar. Peki Osmanlı'yı büyük yapan neydi? Güçlü olduğu halde mazluma sahip çıktıran neydi? İşte bu dindi, İslam. Bu Kur'an'dı. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıktı. İnsanları bir yandan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın yüce elçisi, bir yandan kitabı öğretiyor, bir yandan kendisi katkısıyla Allah'ın kendisine öğrettikleriyle hikmeti öğretiyor, dini konularda onları yetiştiriyor, hayata hazırlıyordu ve onlara insan olarak ahlaki edebi, her türlü irfanı öğretiyordu, bir yandan da bütün nesilleri eğitiyordu. Müslümanlar bilgi ve faziletleriyle, erdemli bir donanımla başarıdan başarıya koştular. Değerli kardeşlerim, Müslümanların gerileyişi bu kitap ve bu hikmetten uzak kalışlarından dolayıdır. Allah Resulü o zaman uyarmıştı. Kim bu kitaba sıkı sıkı sarılırsa Allah onları yüceltir. Bu kitaptan elini çeken önce kendi işlerinde ihtilaflara düşer, paramparça olurlar. Sonra düşmanlarının çizmesi altında rezil ve rüsvay olurlar. Müslümanlar dinlerini ihmal ettikleri, kitabı ve sünneti ihmal ettikleri, peygamberin izinde onun sünnet-i seniyesine bağlı bir hayat yaşamayı ihmal ettikleri yüzünden geri kalmışlardır ve perişan olmuşlardır. Öyleyse kardeşlerim, kurtuluşun yolu da bellidir. Önce şükür. Önce şükür. Önce işte bu ayette ifadesini buluyor. Kema arsalna fikum rasulen. Biz sizin içinizden bir peygamber gönderdik. Bu ne büyük bir nimettir. Hem de minkum, sizden bir peygamber. Yetlu aleykum ayatina. Ayetlerimiz size tilavet ediyor, okuyor. Bu ne büyük bir nimet. Bunu kavramak lazım. Ve yüzekkikum, sizleri tezkiye ediyor. Cahiliye kirlerinden, her türlü ahlaksızlıklardan arındırıyor. Ve sizi böyle bir irfan sahibi, erdem sahibi, faziletli bir insan haline getiriyor. Bunu görmeniz lazım önce. Ve yuallimukumul kitabı vel hikme. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Bu ne büyük bir nimettir elhamdülillah. Kör kuyulardan, büyük karanlıklardan bizi çekip bu kitap ve bu hikmet bizi elhamdülillah çıkartmıştır. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Daha evvel bilmediklerimizi Allah Celle Celaluhu bu peygamber, bu kitap ve bu hikmetle bize öğretiyor. Bunların kıymetini bilmek lazım. Öyleyse fezkuruni, beni zikredin. Beni anın. Yaratıcı Rabbinizi unutmayın. Eskuruni. Eskurukum. Ben de sizi anayım. Siz ne kadar beni anarsanız, Allah derseniz, Resulullah derseniz, Allah'ın Resulullah aracıyla göndermiş olduğu dini, mübini, İslam'ı yaşarsanız, Allah Celle Celaluhu da o kadar sizi anar. Yani sizi yeniden ahlaklı, erdemli, faziletli, güçlü, kuvvetli, refah içerisinde ve bütün dünyaya hakim olan, yeryüzüne barışı, huzuru, adaleti götürme, izzet ve şerefini taşıyan, yaşayan bir devlet ve millet yapar. Feskururi, siz beni zikredin, anın, ben de sizi anayım diyor Allah. Karşılıklı. Feskururi, bana şükredin. Nimetlerimi saydın. Peygamber gönderme nimet. Kitap indirme nimet,
Ayetlerin size okunması nimet. İslam'ın insanı tezki etmesi, madden ve manen temizlemesi, bilmediği şeyleri belletmesi, bunlar çok büyük nimetlerdir. Öyleyse veşkuruli, bu nimetleri size ihsan ettiğim için bana şükredin. Ve la tekfurun, küfranı nimet etmeyin. Nankörlük etmeyin. İnkar etmeyin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Değerli kardeşlerim, burada bitirelim. Bu Bakara suresi 152. ayeti kerimeydi. Fezkurûni yezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi. Karşılıklı. Veşkurûli, bana şükredin. Ve la tekfurun, nankörlük etmeyin. Ve in şekertum lazidennekum. Eğer siz nimetlere şükrederseniz biz daha da ziyadeleştirir. Durmadan artırırız. Allah'ın nimetlerinin gelmesi şükre bağlı, zikre. Onun için Allah'ı her mecliste anmalıyız. Allah demeliyiz. La ilahe illallah demeliyiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demeliyiz. Zikir aynı zamanda Kur'an'dır. Kur'an okumalıyız. Her işi yaparken Allah'ı unutmadan yapmalıyız. Evlenirken unutmadan. Şeriatı nasıldı? İş yaparken unutmadan ne helal ne haramdı. Hangi davranışı yaparken Allah aklımızda, yanlış yapmadan ne istiyor, ne istemiyor, ne istiyor, ne istemiyor. Allah'ı unutmazsak, Allah'ı zikredersek hem sözümüzde, hem ruhumuz, bedenimiz, kalbimizde, hem de bil fiil muamelemizde, işimizde Allah dersek Allah da nimetini artırır, bizi yeniden kurtarır. Değerli kardeşlerim, bugün kurtuluşun bir tek yolu var, işte buradan geçiyor. Yeniden bütün dünyanın efendisi olmak, yeryüzünden fitneyi, fesadı, fuhşu, günahı silip süpürerek yeniden barış yurdu, huzurdu, selamet yurdu, refah yurdu yapabilmenin yolu buradan geçiyor. Allah bizi böyle olmaya layık eylesin. Ve böyle olma için bu Kur'an'ı bütün insanlığa götürüp öğretme ve onlara kurtuluş yollarını gösterme hususunda bizleri muvaffak eylesin, çalıştırsın, gayrete getirsin ve gayretlerin neticesini hayırla ihsan ederek bizleri muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu dualarla diyoruz ki hoşça kalın ve selam.